Merhabalar değerli izleyiciler. Bugün sizlere Günçalı Köyü halkının baş tacı olan Çal Baba ziyaretimizin 2005 yılına ait görüntüleri paylaşacağım. Tabii ki bu görüntüleri izlerken Günçalı Köyü halkının ve Günçalı Köyü'nün dostlarının, bu görüntülerde izlemiş olduğu kişilerin birçoğunun aramızdan ayrıldığını görecekler. Öncelikle aramızdan ayrılan tüm canlara rahmet diliyorum. Sabahın erken saatlerinde Günçalı Köyü halkı Çal Baba ziyareti için yola çıkmış durumda. Kimisi traktörü ile, kimisi yürüyüş mesafesi yakın olduğundan dolayı yürüyerek bu ziyareti gerçekleştirmek için yurdumuzun her bir yöresinden gelen Günçalı Köyü halkı ve Günçalı Köyü dostları bugün burada bir araya geliyorlar. Bu ziyaretimiz Haziran aylarının genelde 3. haftası yapılmakta olup bazı durumlarda bu tarihler ileri ya da geri çekilebiliyor. Bu Günçalı Köyü Muhtarı ve Günçalı Köyü Dernek Yönetimi'nin ortaklaşa almış oldukları karar doğrultusuna göre bu ziyaret gerçekleşiyor. Evet değerli izleyiciler, görmüş olduğunuz gibi Çal Tepe'ye dediğimiz alana oldukça yaklaştık. Burası hemen köyümüzün kuzeyinde yer alan, yürüyüş mesafesiyle 1-1,5 kilometre mesafede olan bir yerdir. Yolu tabii ki toprak bir yol olup tek araç gidip gelinebilecek şekilde var olan bir yoldur. Ama şunu belirtmek isterim ki buraya gelen misafirler ve Günçalı Köyü halkı bazı yerlerde sığınma cepleri olduğu için birbirlerine geçiş hakkı tanımaktadır. Yani bir hoşgörü ortamı yaşanır burada. Günçalı Köyü halkının Çaltepe'ye inancı ne şekildedir? Burada ne gibi kültürler yaşanmaktadır ve kendinden sonraki kuşaklara aktarılması için ne gibi mücadeleler verilmektedir? Bu ve bunun gibi soruların cevabını geçmişten günümüze Çal Baba Kültürü adlı videomu izleyebilirsiniz. Orada bu ve bunun gibi sorularınıza cevap bulacağınıza eminim. Görmüş olduğunuz gibi ağaçlar burada yerde yatmakta olup köyümüzün hemen yanı başında olan bu alandan kimse gerek yakacak ihtiyacı gerek kereste ihtiyacını karşılamaz bu alandan. Bunun nedenlerinde bahsetmiş olduğum videomda göreceksiniz. Günçalı Köyü halkının her yıl yurdumuzun hangi yöresinde olursa olsun bir günlük de olsa bu ziyaret alanına gelip bu alanı ziyaret ederler. Çaltepe'nin eteğinden baktığımızda Günçalı Köyü ve Artova Ovası'nın başlangıcını görmekteyiz. Gerek Günçalı Köyü halkı gerek Günçalı Köyü dostları erken saatlerde bu ziyaret alanına gelmek için kimisi bahsetmiş olduğum gibi özel araçlarıyla ya da toplu ulaşım aracıyla buraya gelmekteler. Kısaca şunu belirtmek gerekirse Günçalı Köyü halkı buraya adın Çal Baba oldu olalı her bahar güz ayında koşarız sana. Kurbanlar keseriz, cemler yaparız, semahlar döner, birlikte coşarız, darda kaldığımızda koşarız sana. İnandık ki sana sığınan darda kalmıyor. Onun için herkes kurbana diyor, huzuruna varıp Hakk'a yalvarıyor. Güzel ismin sayesinde bayram oluyor, bayramlar yaşamak için koşarız sana. Çal Baba sen bizim her şeyimizsin, Ahmet Yesevi'nin gayi berenisin. Günçalı isminin doğduğu yersin, Haziran aylarında bizleri beklersin, yurdun her yerinden koşarız sana diyerek bu alana koşup gelirler o bir günlük için. Geçmiş yıllarda yani 80'li yılların sonuna kadar bu alana yılda 2 kez ziyarete gelirdi. Ama köyümüzün büyük şehirlere vermiş oldukları göçler nedeniyle bunu yılda 1 kez ancak gerçekleştirebiliyorlar. Çünkü ekonomik şartlar ve günümüz koşulları göz önüne bulundurulunca ancak bunu yapabiliyoruz. Şunu ifade edebilirim ki Günçalı Köyü halkının hiçbir bayramda bir araya gelemediği şekilde işte bu ziyaret günü ve bu alanda bir araya geliyorlar. Yurdumuzun her neresinde yaşarsa yaşasın bir günlükte olsa buraya geliyorlar. Yani izin gününü bu takvime göre belirlerler. Afişler hazırlanıyor bir taraftan. Bu alan Günçalı Köyü halkının buraya geliş nedeni olan, yani yağmur duası yapmak için burada bir cem yaparız. Buradaki cemde dede ve zakir gelir, yani aşık baba gelir. Burada Günçalı Köyü halkı ve Günçalı Köyü dostları bu cem ibadetini gerçekleştiririz ve masa ve sandalyeler gelecek olan misafirlerimiz için hazırlanmış olup sabahın erken saatlerinde Günçalı Köyü halkı ve dostlarının da güvenliğini sağlamak için Çamlıbel Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan görevli olan personel de buraya gelmiş olup bizlerin güvenliği için gereken tedbirleri almış olduğunu görmekteyiz. Sağ olsun, var olsunlar. Her zaman biz Günçalı Köyü halkının yanındadır ve Günçalı Köyü halkı da onların yanındadır. Evet değerli izleyiciler, bu alana şöyle kısaca bir göz atacağız. Bu bölümde Günçalı Köyü halkının bu Çal Baba ziyaretimizin sabahın erken saatlerinin görüntülerini içermekte olup bundan sonraki bölümde ise Günçalı Köyü halkının cem ibadetini nasıl yapıyor ve o gün kimler varmış onları göreceğiz. Günçalı Köyü halkı görmüş olduğumuz gibi erken saatlerde buraya gelip kahvaltılarını bu alanda yapmaktadırlar. Görmüş olduğunuz gibi komşuların birçoğu erken saatlerde buraya gelmiş olup kahvaltılarını yapmaya başlamışlar bile. Ben de o dönem bir köy muhtarı olarak oldukça heyecanlıyım. Bir ileri bir geri gidip geliyoruz. Tabii ki bu görüntüleri izlerken o dönemi tekrar bir film şeridi gibi gözümün önünden akıp gidiyor. Şöylece bir kısa gezintimizden sonra birazdan Günçalı Köyü halkının bu alana gelip adak kurbanlarının kesilmiş olduğu alana gideceğiz. Ve şunu belirtmek gerekirse Çal Baba ziyaretimizde bu hizmeti yapan her kim var ise bunlar tamamen gönüllülük esasına dayalı bir hizmet yapmaktadırlar. Hizmetlerini hak kabul eyle. Görmüş olduğunuz kazanlarda pişen etler ise birazdan Günçalı Köyü halkı ve dostlarına verilecek olan tirit yemeğinin hazırlığıdır. Ve öğlen saatlerinde verilecek olan etli kurban pilavının da etlerinin pişirilmeye başlandığını görmekteyiz. Bu görüntüleri izlerken aramızdan ayrılan büyüklerimizi, arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi görmekteyiz. Buradan ben şunu belirtmek isterim. Tekrar aramızdan ayrılan cümle geçmişlerimizin ruhları şad ola. Hepsine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Bundan sonraki bölümünde en kısa zamanda sizlere paylaşacağım. Evet değerli arkadaşlar, kusurlarım var ise affola diyorum ve bir sonraki bölümde görüşmek dileklerimle hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Kalın sağlıcakla.